Farenin süslü kuyruğu bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde develer tellal iken, pireler berber iken. Ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken bir gün şehirlerden birinde yaşayan bir nain bulgurunu kurutmak için güneşe koymuş. Bakmış bir de ne görsün? Gün be gün bulgurunda azalma oluyor. Bizim nine almış baltayı eline, başlamış nöbet tutmaya. Beklerken bir fare gelmiş. Tam bulguru yiyecekken nain baltayı indirip farenin kuyruğunu kesmiş. Fare de hemen kaçıp arkadaşlarının yanına gitmiş. Arkadaşları da onunla dalga geçmeye başlamışlar. Fare bu duruma çok üzülmüş. Gelmiş nineye yalvarmaya başlamış, şu kuyruğumu yerine tak diye. Nain de bir şartla, bana 3 tane yumurta getireceksin, demiş. Fare de tavuğa gitmiş ve yumurta istemiş. Tavuk da, bana mısır getirirsen yumurtayı veririm, demiş. Bizim fare de mısırcıya gidip mısır istemiş. Mısırcı da, baltacıdan baltayı getirirsen veririm, demiş. Fare baltacıdan baltayı almaya istemiş. Baltacı da, kayanın yanına gidip bana toprak getirirsen veririm, demiş. Sonra fare kayanın yanına gitmiş. Kaya demiş ki, 3 tane genç kız getirip bu kızlar üzerimde dans ederlerse veririm, demiş. Fare genç kızlara gitmiş. Onlara hediyeler alıp getirip kayaya vermiş. Kaya da toprağı vermiş fareye. Fare gitmiş baltacıya toprağı götürmüş. Baltacı da ona baltayı vermiş. Baltayı alıp mısırcıya götürmüş. Mısırcı mısırları vermiş. Onları tavuğa götürmüş. Tavuk da yumurtaları vermiş. Fare de nineye götürmüş. Nain, farenin kuyruğunu süslemiş püslemiş, bir de balon bağlamış, fareye dikmiş. Fare de göğsünü cıyır cıyır arkadaşlarının yanına gitmiş. Arkadaşları çok şaşırmışlar ve demişler ki, lütfen fare bize de söyle nasıl yaptın bunu, demişler. Fare, kendimi göle attım, sabaha kadar kalınca çıktığımda böyleydi, demiş. Sabah olmuş. Bütün fareler göle atlamış. Hepsinin de kuyruğu donmuş ama nenenin süslediği gibi olmamış.